Halim, çok yumuşak olan. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün sizden geri dönenleri kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki Allah onları affetti. Şüphesiz Allah bağışlayandır, yumuşak olandır. Allah, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme katından bir kitap indirmiştir. Günümüze kadar hükümleri korunmuş olan bu kitap son ilahi kitaptır. Allah, Kur'an'da uymaları gereken emirleri, sakınmaları gereken yasakları insanlara bildirmiştir. Üstelik bu emirlere uyarak hayatını Allah rızası için geçirenlerin sonsuza kadar cennette kalacağını müjdelemiştir. Uymayanlarınsa sonsuza kadar içinde kalacakları cehennemi ve onun içindeki azapları tüm ayrıntılarıyla bildirmiştir. Fakat insanların çoğu Kur'an'ın hak kitap olduğunu bilmelerine rağmen onu okumaktan yüz çevirir. Allah'ın kendilerine indirdiği ayetleri göz ardı edip bunun yerine dünya hayatının zevkine ve eğlencesine dalarlar. Ölümlerinden sonra karşılaşacakları hesabı ve ahiret hayatını ise hiç düşünmezler. Allah'ın yasaklarına uymadıkları gibi emrettiği güzel ahlakı da yaşamazlar. Mallarını, mülklerini kimseyle paylaşmaz, darda, zorda olanlara yardım etmezler. Üstelik kendilerine iman etmeleri söylendiğinde biz ne yaptığımızı biliyoruz diye karşılık verirler. Ancak sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah inkar edenleri de hemen azaplandırmaz. Hatta onları dünya hayatında refah içinde yaşatır, her türlü nimeti verir. Onlara iman etmeleri ve hak dine dönmeleri için süre tanır. Allah İslam dinini çok kolay kılarak halim olduğunu göstermiştir. İnsanların ne kadar aciz olduklarını bilir. Bu yüzden onları unuttuklarından ve yanıldıklarından dolayı sorumlu tutmaz. Kör olana, topal olana, hasta olana sorumluluk yüklemez. İnsanlara sabrı ve tevekkülü öğreterek omuzlarındaki yükü kaldırır.